Herkese merhabalar, ben Hüseyin Oçak. Bugün sizlere Kahraman Tazioğlu ile nasıl tanıştım, Kahraman Tazioğlu ile tanışmam hayatımı nasıl etkiledi, bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Sevgili Hüseyin Oçak, kalemi de kalbi gibi güzel adam. Seni seviyorum kardeşim. Allah'a emanet ol. Bundan bir hafta önce Instagram'ımdan bir bildirim geldi. Bir mesaj gelmişti ve o mesajda aynen şu yazılıydı. Kahraman Tazioğlu'nun seslendirdiği şiirine denk geldim. Ondan sonra seni araştırma gereği duydum diye bir mesajdı bu. Böyle bir mesaj almam açıkçası beni şaşırttı çünkü birçok insan aslında bunu biliyor. İki tane şiirimi seslendirmişti Kahraman Tazioğlu. Buralara geleceğim. Bu mesaj doğrultusunda böyle bir video çekmeye karar verdim. Derseniz şimdi Kahraman Tazioğlu'yla yolum nasıl kesişti, nasıl ilginç bir şekilde kendisini tanıma fırsatı buldum, bunu anlatacağım. Dilerseniz devam edelim. Öncelikle kitap okumayı seven birisi değildim. Kendisi bana kitap okumayı sevdiren bir yazardı ve bunun için kendisine her fırsatta teşekkürlerimi iletiyorum. Hiçbir şekilde kitap okumayan birisi olarak bir insana kitap okumayı sevdiren bir yazar konumunda olmak gerçekten her yazarın sahip olmak isteyebileceği bir unvan. Fakat her yazarın kolay kolay ulaşabileceği bir mertebe değildir. Lise 2. sınıfta tanıştım kendisiyle. Yüz yüze değil, kitabına denk geldim. Bir gün bir alışveriş merkezinin önünden geçerken onun kitabına denk geldim. D&R'ın önünden yürürken billboardlarda onun kitabının reklamını gördüm. Fakat kitap okumayı sevmiyordum. Burada dikkatinizi çekerim. Kitabın adı ilgimi çekti. Bukre'ydi. Hayatımda daha önce hiç karşılaşmadığım bir isimdi Bukre ve o an dikkatimi çekti. Kapağı da oldukça dikkatimi çekti ve içeri girdim. Sıkı bir Gökhan Türkmen hayranı olarak kitabı inceleme fırsatı bulduğumda bir baktım ki kitapta Gökhan Türkmen'in şarkılarından sözler var. Daha bir ilgimi çekti ve hemen kitabı satın aldım. 10. sınıfta gerçekleşiyor bu olay. Kitabı bir gün içerisinde okudum. Tabiri yerinde ise işte bir solukta okudum derler ya, aynı o şekilde ben de o kitabı okudum. Ardından bir kitabını daha aldım. Onun da adı Yaralıydı. Onun da kapağı çok hoşuma gitti. Fakat hala ben kitap okumayı seven birisi değildim. Yaralıyı da okuduktan sonra onun da hikayesi ciddi anlamda beni çok etkiledi. Ve ondan sonra Kahraman Tazioğlu'nu takip etmeye başladım Instagram'dan. Buraya kadar dikkat edin. İlkokul yıllarında bazı şiir, işte deneme olsun, şiir olsun, hikaye olsun yazıyordum. Fakat yazdıklarım çok gülünç şeylerdi. Şu anda onlarla karşılaştığımda ben bile o yazdıklarıma gülüyorum. Dediğim gibi yazmak veya işte bir şeyleri yorumlamak benim için yapılabilir bir şey değildi. Çünkü ciddi anlamda hiçbir şekilde hevesim yoktu. Kahraman Tazioğlu'nu Instagram'dan takip ettim. O kitabı, iki kitabı okuduktan sonra ve sözlerini okumaya başladım. Ciddi anlamda beni içine çeken sözlerdi onlar. İşte 10. sınıfa giden birisi olarak o ağır aşk sözlerinde ne buldum ben de bilmiyorum. Ama o sözleri okuduğumda o sözlerde bir yaşanmışlık olduğunu ve ciddi anlamda garip bir şekilde o sözleri okumam gerektiğini hissediyordum. 2-2,5 ay süre içerisinde ben Kahraman Tazioğlu'nu takip ettim. Artık onun şiirleriyle uyumaya başlamıştım. Radyo programı yaptığını öğrendim. Ve bu radyo programı yaptığını öğrendikten sonra, bakın Kahraman Tazioğlu yılların radyo programcısıdır, yılların yazarıdır. Ve ben onu 10. sınıfta tanıdım. Kahraman Tazioğlu'nu daha yakından tanıdığım zaman, işte radyo programını her gece dinlediğim zaman, orada bir şey fark ettim. Okurlarından gelen yazıları seslendiriyordu. Şöyle bir durdum, acaba dedim benim yazdıklarımı da okur mu? Fakat şöyle bir şey vardı. Yazdıklarımın güzel olduğuna ben bile inanmıyordum. Kaldı ki bir başkası benim yazdıklarımın güzel olduğuna nasıl inansın? Kahraman Tazioğlu'nu takip ettikten sonra birçok isimle daha tanıştım. Radyo programcısı birçok isimle tanıştım. Bedirhan Gökçe, Mehmet Ercan bunların başında gelir. Özellikle Bedirhan Gökçe'nin seslendirdiği şiirler küçüklüğümden beri hep aklımdadır. Mehmet Ercan, Kahraman Tazioğlu sayesinde tanıdığım bir yazardır. Onu takip ederken onu da keşfettim. Sonra ben her gece yazmaya başladım.
İşte saat kaç olursa olsun yazmaya başlıyordum. İşte elimde telefon, kulaklığımda bir müzik. Sürekli bir şeyler karalıyordum. Fakat bu yazdıklarım güzel mi değil mi bilmiyordum. 2016 yılında Mersin'de bir imza günü gerçekleşti. Gelen kişi Kahraman Tazıoğlu'ydu ve benim onunla tanışmam lazımdı. Çünkü o süreye kadar benim hayatımı değiştiren bir yazardı kendisi. 2016 yılında DNR'ın sahibiyle Sayın Saadet Kurt hocama buradan çok çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde Kahraman Tazıoğlu ile görüşme imkanı buldum. Sadece kendisiyle 5-6 dakika sohbet etme imkanı buldum ve kendisiyle bir fotoğraf çektirdim. İşte asıl bundan sonra gelişiyor olaylar. Şiir yorumlamaya merak sardım. Sesimi bu konuda eğittim. İşte nefes egzersizleri uyguladım. Çeşitli videolar izleyerek kendime bilgi kattım. Ve daha sonra yazmaya devam ettim. Yazdıklarımı seslendirdim. 2016 yılının sonlarına doğru yaz mevsiminde bir bildirim geldi. Ben neredeyse her gün yazdıklarımın hepsini Kahraman Tazıoğlu'na mail olarak atıyordum. Fakat yazdıklarımın bir gün seslendirilebileceğini aklımın ucundan bile geçirmiyordum. İlk olarak "Yüreğine iyi bak sevdiğim" diye bir yazdığım deneme türünde yazı vardı. Onu seslendirmişti. O bildirimi gördüğüm zaman ciddi anlamda çok mutlu oldum. Emek verdiğiniz, çabaladığınız bir şeyin sonucuna ulaşınca üstüne üstlük sizin hayatınızı değiştiren bir insan size örnek olup bütün bunları yapmanıza vesile oluyorsa ve bu da yetmezmiş gibi sizin yazdığınız bir yazıyı radyo programında seslendirip tüm kitlesini sunma gereği duymuşsa işte burada bir başarı vardır. Buna ego denmez. Eğer bir şey için çok çabalıyorsanız veya bir şeyler olsun istiyorsanız ve hayatta bunun karşılığını alabiliyorsanız bu başarıdır. Asla ego değildir arkadaşlar. Daha sonra onu seslendirdikten 2 ay sonra yine bir yazımı seslendirmişti. Unuttum dediğin anda aklına getirsin beni Rabbim diye bir denemeydi. Çok kısa bir denemeydi. O da en son işte 70 bin küsür izlenmişti onun YouTube kanalında. Dediğim gibi Kahraman Tazıoğlu'nun benim hayatımda önemi çok büyüktür. Daha sonra reklam seslendirmeleri yaptım. Yazdıklarımı seslendirmeye devam ettim. Bana gelen şiirleri seslendirmeye devam ettim. YouTube'u zaten ilk şiirlerimi paylaşma amacıyla açmıştım. Fakat YouTube'da şiir seslendirerek büyümek veya kitle edinmek, işte insanlara ulaşmak ciddi anlamda çok büyük bir mesele ve aşırı zor. Çünkü aşırı tanınmış bir insan değilim, hadi YouTube'a gireyim işte şiirlerim dinlensin diye düşünemem. Onun dışında işte Instagram'a atıyordum o şiirleri. Çoğunu da Kahraman abi, Kahraman Tazıoğlu da hep beğenir. İşte kendisinin şiirlerini seslendiriyordum, yorum atıyordu altına, çok mutlu oluyordum. O an ben anladım ki eğer bir şeyi çok istiyorsanız ve onun için çabalıyorsanız ve gerçekten hayat size bir yerde fırsat vermişse onu değerlendirebilecek akla sahipseniz başarı er ya da geç, ister bir gün sonra ister 10 yıl sonra olsun, gelip sizi bulur arkadaşlar. Hiçbir zaman hayata karşı inancınızı yitirmeyin. Daha sonra Kahraman Tazıoğlu Adana'ya geldi. Ben Mersin'de yaşayan birisiyim. Adana'ya geleceğini duyunca hemen trene atlayıp Adana'ya Kahraman Tazıoğlu'nun yanına gittim. Şu anda da o buluşmanın videosunu sizlere aktarıyorum. O sen misin? Eyvallah. Sen geçen sene geldin mi peki? Mersin'den geliyorum. Mersin'den geliyorsun. Sen Mersin'de yaşıyorsun değil mi? Sen şeye de yolluyorsun. Radyoya, programına da yolluyorsun. Kaç tane okudum ben senin için? Beğeneyi bak sevdiğim var. Unuttum dedim ama kendisi yoktu. Ve sen beni konuştunuz. Tamam ya. Tanıyor musunuz Hüseyin Ocak? Şiirlerini okuyorum ya. Evet. Ya, o işte. Bugün ben şiir bekliyordum sizden ya. Olmuyor. Hüseyin'cim, vay be. Kaç yaşındasın sen? 18. 18. Üniversiteyim. Bölüm? Şiir yazıyorsun, fizyoterapi. Zor olacak ama kitap yazmaya da başladım. Başladım. Ses sesinden var diye. Ama senin sesin de bir adam. Sesten de bir yapıyordum. Radyoya bir dönem çıktım. Sonra işte bir dönem olmayacak. Öyle yollar. Şu an bırakmayacaksın.
İstanbul'a geldim. Doğru oğlum. Sesinizi çok benzetiyorlar ama benziyor. Ben hemen fark ettim. İyi cevap alıyorum ben. Videomuzun sonuna geldik. Bu konu hakkında bana zaman zaman sorular geliyordu Instagram üzerinden. Geçmişten bugüne düşünecek olursam 20'ye yakın bir mesaj gelmiştir diye düşünüyorum. İşte Karman Terzioğlu'na nasıl tanıştın? İşte Karman Terzioğlu'na nasıl şiirlerini ulaştırdın gibisinden. Ben işte 2016 yılından beri kendisini takip ediyorum yakından. Ve ciddi anlamda da okumanızı önerdiğim bir yazardır. Çünkü onun kitaplarındaki anlatım dili, onun yazdığı yazılar, işte kaleminin ayrı bir dili vardır Karman Terzioğlu'nun. O dile ulaştığınız zaman ciddi anlamda anlatımınızda, işte insanlarla olan ilişkilerimin kuvvetlenmesinde, bir şeyleri anlatırken heyecanlanmayarak, tane tane konuşarak ve karşımdaki insanla ciddi anlamda tam iyi bir şekilde iletişim kurmamı sağlayan bir yazardır kendisi. Kitap okuma alışkanlığımı da ona borçluyum. Şiir yazma veya işte bir şeyler yazma alışkanlığımı da ona borçluyum. Tabii bu yazdıklarıma şiir denir mi onu da bilmiyorum. Kendi içimden geçenleri sadece ölümsüzleştirmek adına yaptığım bir takım çalışmalar diyelim. Videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak bana iletmeyi unutmayınız. Şurada geçen sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek hoşça kalın.